Merhaba arkadaşlar. Şimdi size insan inanırsa neler olur üzerinden bir hikaye anlatacağım. Biliyorsunuz ben hikaye anlatırım bol bol. Şimdi Amerika'da bir mahkum, fakir bir ailenin çocuğu mahkum ediliyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Ve mahkuma şöyle bir teklifte bulunuyor. Deniliyor ki sen diyor çok fakir bir ailenin çocuğusun. O yüzden seni bir deneyde kobay olarak kullanmak istiyoruz. Bunun için de ailene çok yüklü miktarda para vereceğiz. Tabi nasıl olsa mahkum ölecek ve ölmeden de ailesine büyük bir para kalsın diye bu denek olmayı kabul ediyor. Neyse, gün geçiyor, bunun idam zamanı geliyor ve idam edilmek üzere de denek olarak kullanılmaya hazır götürülüyor. Bunu bir masaya yatırıyorlar, koluna bir serum takıyorlar. İşte serumun aşamalarını anlatıyorlar. İşte birinci aşamada işte bacaklarını uyuşacak, kollarını uyuşacak. İkinci aşamada karnına bir ağrı girecek. Üçüncü aşamada nefesin kesilecek ve şuraya kadar geleceksin ve nefes almayıp öleceksin diye. Bunu aşama aşama anlatıyorlar. Tabii o arada da seruma işaretler koyarak. Hakikaten de işte birinci şeyde ayaklarının dermanı kesiliyor. İkincide kollarının, bacaklarını hissetmemeye, işte midesine ağrılar derken son aşamada adam ölüyor. Sonra bu deneyin raporunu çıkarıyorlar. İşte ölüm sebebini çıkarıyorlar. Diyorlar ki kalp krizi. Ölüm nedeni kalp krizi. Yani o verdikleri serumun tamamı bildiğimiz bir su. İşte insan inanırsa kendini öldürebilir de. İnsan inanırsa kendini yaşatabilir de. Yeniden yeşerebilir de. Şu akıl var ya, akıl. Her şeyden önce inanmak gerekiyor. Hayatın her evresinde yaptığımız her şeye inanmak gerekiyor. Teşekkür ederim.